Merhaba değerli arkadaşlar. Sıfırdan İngilizce kursunun 4. modülüne hoş geldiniz. Reading and Listening, okuma ve dinleme. Bu modül ODEF şeklinde olacak ve sizlerle birlikte 5 tane okuma metin okuyacağız ve 5 tane listening practice. Hello, merhaba değerli arkadaşlar. 4. modülün nasıl yapacağımızı ve işte bu ödevlerin sizden beklediğimi ve ana kaynağımız olarak British Council'ın nasıl biz ulaşacağımızı ve bütün bu vereceğim bu metinlere ve linkler nerede ulaşacağımızı gelin bakalım. Let's go. Hemen bakalım. British Council. Siz bu şekilde yazacaksınız. Yazdığınızda mesela Learn English British Council. Learn English British Council.org. Zaten linki de sizlerle paylaşacağım. Burada geldiğinizde zaten home var, online courses, skills, grammar, vocabulary, business, general English ve community de var. Ben normalde bu taraflarda işte bakmanızı isterim. Skills yani işte beceri olarak. Zaten hepimiz biliyoruz bu 4 tane beceri işte listening, reading, writing and also speaking. Bütün bunları hepsini işte bütüncül bir şekilde zaten çalıştığımız ve o anda gerçekten biz İngilizceyi öğrenmiş oluyoruz. Yani bütüncül bir şekilde. Şimdi bizim amacımız bugün yani reading yapacağız. Reading yapacağımız için reading, listening kısmına ise listening kısmına gideceğiz. Şimdi bir reading'e tıklıyorum. Reading kısmına geldiğimizde hemen reading'le aşağı iniyorum böyle. Aşağı inince şimdi bir seçeceğiz hangi seviyedeyiz. A1 reading kısmı var. A2 reading kısmı da var. B1, B2, C1 reading. Bizim bu kursta işte sıfırdan İngilizce olduğu için biz A1 seviyesinden başlayacağız. A1 seviyesinde bunlar var. Mesela choose a reading yani belli hangi okuma metin okumak istesen onu seçeceğiz. Mesela a poster at work mesela bunu bir tane bunu olarak seçtim bizim okuma metinlerimizden olacak. Böyle geldiğinizde hemen işte okuma metini bu tarafta ve bunu okuyorsunuz. Bunu okuduktan sonra task olarak var. Burada işte ödevler şeklinde task 1 yani yapmanız gereken ödevleri bir tanesi şu şekilde ve ikinci task da bu tarafta. Bunu yaptığınız anda gerçekten zaten onu kendisine size cevapları gösterecek. Mesela bu ödevler yaptıktan sonra eğer anlamadığınız bir yer varsa bunu screenshot'ını bir şekilde alacaksınız ve benimle paylaşma şansınız olacak. E-mail adresi de vereceğim. Siz onu paylaşırsınız ama hoca neden böyle olduğunu sorarsanız birlikte bakacağız. Şimdi örnek bakalım nasıl yapacağız? British Council öğrencilerim her zaman önerdiğim bir web site olduğu için bu web site gerçekten doğru düzgün ve etkili bir şekilde hepsini işte burada gösteriyorlar bizim nasıl yapacağımızı. Diyelim ki ilk önceki soruyu işte okuyorsunuz. Which day of the week does the yoga class take place? Yoga sınıfı yani haftanın hangi günde oluyor? Şimdi bir tekrar gidelim. Diyor ki hemen ben bir gün görüyorum ha burada Tuesday diye bir şey var. Yani işte bugün de Every Tuesday at 1 p.m. yani her salı günü saat 1.30'da bu ödevler oluyor. Bu yoga dersler oluyor. Onun için Tuesday'i seçiyorum. Şöyle yapacaksın. Tuesday'e basıyorsun. Sonra olması istediğin yerine oraya yani basıyorsun. Gördünüz mü? Şimdi mesela başka bir şey örnek diye. Mesela what time will the class end? Kaçta toplantı biter? Meeting at this and then for 30 minutes and then five, ne diyor? How much 10 for 30 minutes class? Okay. 30 dakikalık bir toplantı olduğu için eğer 1.30'da başlıyorsa demek ki saat kaçta bitecek? Saat 2'de. Şimdi bakalım saat 2 diye bir şey var mı? Saat 2'yi seçiyorum. Sonra what time will it end? Buraya getiriyorum. Gördünüz mü? Cevabı seçiyorum bu tarafta. Sonra işte boşluk kısmına girmesi istediğim yere basıyorum. Bu şekilde British Council'ı kullanacaksınız. Ve bununla birlikte ben sadece 5 tane okuma metin vereceğim. Ve 5 tane listening metini de vereceğim. Listening kısmı ise nasıl yapacağız? Aynı şekilde skills tarafına geliyoruz. Ve listening basıyoruz. Ve o da ben seçtiğim o 5 tane listening şeylerinizi onu işte girip A1 listening seçeceksiniz. Ve bu da sonsuza kadar ne kadar seçmek isterseniz onu seçebilirsiniz. Umarım anlaşıldı ve diğer arkadaşlar sizden bekleyeceğim. Sizin cevaplarınızı ve screenshotlarınızı anlamadığınız bir konu olursa hemen çekinmeden bana e-mail atabilirsiniz. Sıfırdan İngilizce kursu Gama Hoca. Görüşmek üzere. Bye bye.